Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde de geçen derste yarım bıraktığımız Hazreti Hasan radıyallahu anh'ı anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü çok önemli bir şahsiyet. Ehl-i Beyt'in en büyük çocuğu. Onun için detaylı anlatmaya çalışacağız. Geçen derste Hazreti Hasan doğdu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi, kulağına ezan okudu ve ismini koydu. Orada birkaç rivayet var dedik. İnşallah bu dersimizde onları anlatacağız. Hazreti Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh der ki, ben harbe, darbe sever bir adamdım. Beli, biz de onaylıyoruz. Harbi, derbi sever bir adamdım. Oğlum Hasan doğunca da ona Harp ismini koydum. Şimdi bir başka rivayet gelecek. Harp ismini koymayı düşündüm. Çünkü o zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Hazreti Ali nasıl müdahale ediyor falan. İnşallah onda bir başka rivayetle açıklayacağız. Harp ismini koydum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi. Oğlumu gösteriniz bana. Ne isim koydunuz ona? Diye sordu. Harp ismini koydum dedim. Hayır. O Hasan'dır. Hasan radıyallahu anh'dır. Buyurdular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hasan ismini koyduğu gün künye olarak da Ebu Muhammed. Muhammed'in babası. Künyesini. Araplarda künye vardır. Hemen hemen sahabelerin birçoğunun künyesi vardır. Yani ismi vardır. İsmiyle ve künyesi ya babasının ismiyle ya çocuğun ismiyle illa bir şey söyler. Ya çocuğu olmayana da bakarsın başka bir isim. Mesela Hazreti Ayşe validemizin çocuğu yoktu. Resulullah ona Ümmü Abdullah ismini, Abdullah'ın annesi. Doğru, hepimiz Abdullah ama kardeşinin oğlu, kız kardeşinin oğlu Abdullah İbni Zübeyir'in adıyla onu künyelendirdi. Ve Efendimiz Ebu Muhammed künyesini koydu. Ki Hasan ismi cahiliye devri Araplarca pek böyle bilinen bir isim değildi. Çok yaygın değildi. Vardı. Yani Şia'nın dediği gibi biz demiyoruz. Onlar biraz bazen mübalağa ediyorlar. Çok sevdiklerini tabii. Sevgi mübalağaya götürmemeli. Sevgi yanlışa götürmemeli. Diyorlar ki ilk defa yeryüzünde Hasan. Halbuki Resulullah'ın şairi var. Hasan bin Sabit. Resulullah Aleyhisselam daha yaşlı. Başka başka Hasanlar var. Az yani çok bilinmezdi Hasan ismi. Yalnız Yemen'de çoktu. Hasan, Hasin isimleri vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam torununa Hasan ismini verinceye kadar Allah Araplara bu ismi öyle çok açık değil, yani kapalı tutmuştu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam koyacağınız isimleri peygamberlerin isimlerinden koyunuz. İsimlerin yüce Allah'a en sevgili olanı veya sevgili olanı eni yok. Abdullah ve Abdurrahman'dır. Bu iki isim Allah'ın çok sevdiği isim. Abdullah ve Abdurrahman. Rahman'ın kulu ve Allah'ın kulu. İsimlerin güzeli Haris ve Hemmam. Çirkini de Harp ve Mürre'dir. Harp savaş, mürre acı demektir. Muhakkak ki siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyle olunca çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Yani o düşünceyle koyunuz. Hatta biz ahireti mahşer yerini bırak da mesela çocuğumuza öyle bir isim koymaya çalışıyoruz ki yarın okulda bile hor ve hakir görülmesin, alay edilmesin. Öyle isimler koymaya, toplumda alay konusu olmasın, manası bir şeyleri çağrıştırmasın, bu isimlere dikkat. Ama Abdullah, Abdurrahman, bazen Allah'ın isimlerinden koyuyoruz ama eksik. Hele hele Samet, hele hele Samet ismi tek başına kesinlikle insanlara konulmaz. Allah'ın özel ismi. Yani ona ne dememiz lazım? Abdus Samet. Doğrusu Abdus Samet, Abdurrahim, Abdurrahman. En güzel isimler bu.
Tabi Samet kesinlikle tek söylenmez. Rahim yine tek söylenmez. Abdurrahim, Abdussamet. Çünkü Samet demek o hiçbir şeye muhtaç değil ama her şey ona muhtaç. Bu da sadece Allah'tır. Her şey ona muhtaç, kendisi hiçbir şeye muhtaç değil. Biz her şeye muhtacız. Yani yaşamak için onun havasına, suyuna, ekmeğine, nimetine ihtiyacımız var. Onun için biz Samet olamayız. Ama Abdussamet çok güzel yakışır. Bu isimleri doğru kullanmak lazım. Ki Efendimiz çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Yani toplumda bilhassa rencide olmasın. Hazreti Fatıma radıyallahu anh der ki ya Resulallah, oğlum için akika olarak bir deve veya iki koç keseyim mi? Ki Efendimiz biliyorsunuz damağına ilk olarak hurma çiğnedi. O çiğnenmiş hurmanın şirinini Hasan radıyallahu anh'ın dimağına sürdü. Sakın ola ki bu sünneti iyi anlamadan yeni doğmuş bir çocuğun ağzına hurmayı çiğne verirseniz çocuğu boğarsınız. Ya Efendimiz hıkna dediğimiz ağzında öyle bir çiğnedi onun sadece şirinini çocuğun dimağına sürdü, çocuk da onu emdi. Şimdi başımıza geldi, adam hurmayı çıkarmış, iki diş vurmuş çocuğun ağzına, çocuk boğulacaktı. Sünnettir de kurban bu. Tamam da böyle mi sünnet? Yani çocuk o hurmayı yedi mi boğulur tabii. Evet, Hazreti Fatıma akika kurbanı. Şimdi bir çocuk olduğunda İslam'da neler yapılır? Bunu Ehl-i Beyt'te görüyoruz. Efendimiz geliyor, güzel isim koyuyor. Ondan sonra akika kurbanı. Akika kurbanı. Bu 7 gün içinde de olur. Daha evvel de olur. 21 gün içinde de olur. Efendim daha fazla günde de olur. Hatta alimlerimiz diyor ölene kadar olur. Yani bir Müslüman evladının boynunda bir nevi şeydir yani sünnet, Peygamber Efendimiz'in sünneti müstehap kabul edilmiş. Bunu yapması iyi olur. Akika kurbanı hükmü varsa yani Allah sana bir evlat nimeti verdi. Sen de onun karşılığında sünnet-i Muhammediye uyarak bir kurban kestin. Tabii kıza bir, oğlana iki rivayetlerde geçmiştir. Yani Arap toplumunda maalesef bu hadisin içine sızmıştır. Resulullah Efendimiz asla böyle bir şey yapmamıştır. Kız da aynı, oğlan da aynı. Kız da evlat, oğlan da evlat. Ama bazı alimlerimiz halen ısrar eder. Saygı duyuyoruz. Efendim miras ayetine binaen oğlanın iki hisse, kızın bir hisse. Onun için oğlana iki, kıza bir. Fakat bu da bütün Müslüman hanımları rencide ediyor. Yani benim ne günahım var? Cinsiyetimi ben mi seçtim? Ben mi dilek çevirdim? Ya Rabbi beni kadın yarat, erkek yarat. Hakikaten de doğru bir şey olmadığını ben düşünüyorum. Evet, ya Resulallah, oğlum için akika kurbanı olarak bir deve veya iki koç keseyim mi? Resulallah hayır. Sen onun saçını kes. Saçının ağırlığınca gümüşü yoksullara sadaka olarak dağıt buyurdu. Bu da sünnettir. Ama çocuğun saçı varsa, yani birkaç günlük olmuş çocuğun kafasını usturaya vurun demiyoruz. Takdir edersiniz. Yani bu çocuğun kafasında ne kadar saç var? 10 gram, 5 gram, 50 gram neyse ona gümüş alıp o gümüşü veya bedelini çocuklara, yoksullara dağıtmak. Tabii Hazreti Hasan'ın doğumunun 7. gününde 2 tane koç kesildi. Şimdi 2 tane koçu yine anlatacağım. Kesilen saçının ağırlığınca da gümüş sadaka olarak dağıtıldı. Dağıtılan gümüş 1 dirhem. Yani 4 gramı bulmayan bir şey. Veya 1 dirhemin bir kısmı kadardı. Hazreti Hasan aynı zamanda sünnet ettirildi. Çünkü çocukları sünnet ettirmek sünnettir ve fıtri hasletlendir. Hani birkaç şey vardır, fıtri nebilerin sünneti ve fıtri sünnettir. Tırnak kesmek, tıraş olmak, evlenmek, efendim sünnet olmak, bunlar fıtri sünnetlerdendir. Buna da riayet etmek lazımdır. Tabii iki koç doğrudur. Birini Peygamber Efendimiz kestirdi, birini Hazreti Ali kestirdi. Birini veya Hazreti Fatıma kestirdi, birini Resulullah kestirdi. Bu şekilde var. Çocukları sünnet etmeye gelince
Gerçekten küçük yaşta tıbben de uygun. Çocuğu sünnet etmeyi, fazla acı çekmez, yarası çabuk kapanır. Ama bizde sünnet, adı sünnet ama o sünnet merasimi şamata. Yani sünnetle uzaktan, yakından alakası yok. Oğullarımızı sünnet ediyor. İyi, Allah kabul etsin. Ne yapıyorsun? Tamam, yemek de yaptın, şunu bunu da yaptın. Ama o davullu, zurnalı, o okestralı, kadınlı, erkekli, iç içe eğlenceler sünnet mi Allah aşkına? Ha, bir de daha bir şey var. Urfa'da söyleye söyleye elhamdülillah azalıyor şu anda. Çocuğu sünnet ediyorsun, burada tahta oturmuş, üstüne bir bez geriyorsun, tekbirlerle ağzına lokumu tepiyorsun. Lan çocuk boğulur ya. O çocuk feryat ediyor. Sünnet merasimi. Halbuki şöyle yap, bir hafta önce çocuklar götür bir doktora veyahut ehli sağlıkçı bir insana. Hoş böyle hijyenik olarak o kan damarlarını bilsin, diksin. Allah göstermesin ya, hemofilin hastalık olsa çocukta. Yani kan durduramasa. O güne kadar da farkında değilseniz çocuk kan kaybından ölür o sünnette. Çok da olmuştur yani. Hele toplu sünnetler o kadar tehlikeli ki. Yani filan vakıf toplu sünnet. Ara niye toplu sünnet? Devlet hastanesi var, gitsin. Para da almıyorlar ve başka hastaneler var. Gitsin orada sağlıklı bir ortamda sünnet olsun. O da başımıza geldi. Bir ara böyle Müslümanlar severdi. Memlekette 100-200 tane çocuk, doktorları çağırır, berberleri çağırırlar. Ve nitekim bir tanesi hemofilik hastalığı çıktı. Onun kanını durdurmak için, onu bilmem ne etmek için, o çocuğu yaşatmak için ne çekildi? Yani bunlara Allah aşkına dikkat etmek lazım. Tamam, sünnettir. Ha ne diyoruz? Küçük yaşta bir doktor nezaretinde götürürsünüz, sünnet olur. Ya eğlencesi yoktur, sünnetin şükrü vardır. Neymiş de yemek verirsin, sadaka dağıtırsın, ilahiler söylersin, hadi ona da eyvallah. Ama böyle bizim yaptığımız hakikaten sünnet değil. Bir de bu sefer bir tane yapıyor, bir çocuk yanında bir tavuk kesiyor. Bu tavuk nedir? Diyorlar ki tek sünnet olmuş, iyi değil. Tavukla, horozla bunlar mı? Kardeşim mi bunun dişesi mi? Yani mantık yok bu işte. Olsun olsun koca değil, gene onunla bir horoz keselim. Hani ne olur ne olmaz. İhtiyatın. İhtiyatın. Şimdi milletin bazı hurafalar var, kafalarına yerleşmiş, çıkarmak çok zor. Şimdi iki bayram arası nikah. Adamı anlatıyorum. Bak Hazreti Ayşe Şevval ayında evlenmiş, Hazreti Fatıma evlenmiş, bu evlenmiş, bu olmuş. Asla böyle bir şey yok. Hadis şudur. Bir cumaya rast gelmiş Ramazan bayramı. Gelmiş demiş ya Resulallah nikahımızı. Demiş şu iki bayram arası mı? Yani öğlende cuma namazı var bayram, sabahleyin bayram namazı var bayram. Yani illa bugüne mi sıkıştırdın? Pişman oldu sanki Resulallah. Bu iki bayram arası mı? Milletin dilinde. Ne kadar söylüyorsa adam mesela inançlı, ilim sahibi evdeki kabul etmiyor. Ya hocam ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Sünnet yani Şevval ayında evlenmek, Resulullah evlenmiş yine de milletin kafasından silmek, çıkarmak çok zor. Ya bu sünnetle de hatta bizim doğuda, Güneydoğu'da bir zaman askere gidinceye hatta özür diliyorum. Adam çocuk evlenecek delikanlı evlenmesinden 10 gün 15 gün önce sünnet ettiriyorlar. Niye erkeklik'e ayak basmış? Kim demiş bunu? Yok. Halbuki bak Resulullah'ın sünneti küçük yaşta sünnet et bir defa operasyon bitsin. Ama sağlıklı bir ortamda. Veyahut işte bir hafta önce sünnet et, iyileşsin. O da gelsin cemaatle. Efendim yesin, içsin, gülsün, oynasın. Bizde böyle bir alışkanlık var. İşte diyorum ağzına lokum teperler bilmem ne derler. O çocuk boğulur ciyak ciyak. Ben inanın yani şahsım olarak söylüyorum. Yıllardır sünnete gitmem. Bu tip sünnete gitmem. Yani çağırırlar gitme. Ya çocuk ona feryat ediyor, ben burada tritiyum ya. Nasıl bir inanç, nasıl bir şey? Ha bir hafta önce tamam çocuk iyileşmiş gelsin benden otursun şey etsin. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan'da bunu görüyoruz. Küçük yaşta sünnet ettiriyor. Fıtri hasletlenir dedik. Ve tabi Hazreti Hasan radıyallahu anh peygamberimize her yönüyle, bütün fiziki yönüyle çok benzerdi. Hiç kimse Resulullah aleyhisselatü vesselama onun kadar benzer değildi diyor Hazreti Fatıma annemiz. Ve hatta
Fatıma annemiz Hazreti Hasan'ı severken şöyle demiş. Babasına değil, dedesine benzeyen çocuk. Baba Hazreti Ali vah öyle demiş yani. Öyle mi? Evet. Babasına değil, dedesine benzeyen çocuk. Hakikaten dedenin ahlakı, dedenin fiziği o kadar onda böyle açık görünürdü. Şimdi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir gün Resulullah Efendimizin mescidinde ikindi namazını kıldırdıktan sonra çıkıp Hazreti Ali ile biraz böyle yürüdüler. Efendimizin tabi bu vefatından sonra. Hazreti Ebubekir Hazreti Hasan çocuklarla oynadığını görünce kovaladı. O çocukların içinde kovaladı Hasan'ı yakaladı. Hazreti Hasan 7 yaşlarında falan tuttu ve onu omuzuna aldı. Hazreti Hasan'ı ve dedi ki babam anam sana feda olsun. Yani kime dediler? Buna dedi. Sırtına almış ya Hazreti Hasan'ı. Buna ki bu Resulullah'a benzer Ali'ye değil. Ha, Hazreti Ali de ya dedi bunu annesi de söylüyor siz de söylüyorsunuz gülmeye başladı. Yani bu Resulullah'a benziyor. Ben baktım ama Resulullah'ı andırıyor. Tabi Hazreti Fatıma annemiz de hep öyle demiş. Ne demiş? Resulullah'a benzeyen Ali'ye benzemeyen yavru. Onu öper severdi annesi. Tabi Hazreti Hasan'ın aleyhissalatü vesselam'a dedesine yani benzerliği en çok başından göbeğine kadar. Hazreti Hasan tabi bazen böyle kırmızı gömlek giydirildiği olurdu. Resulullah kırmızıdan ve sarıdan biraz etkilenirdi. O seyitlerin akıbeti için. Yani Efendimizin bir renk taassubu var falan demiyor. Hasan radıyallahu anh böyle sarı giydiğini görünce değiştirin bunu dermiş. Çünkü akıbeti zehirlendi biliyorsunuz. Ve tabi Resulullah aleyhisselatü vesselam Hazreti Hasan'ı çok sever. Onu omuzunda taşır. Bu bir cibilliyet sevgisi değil yalnız dikkat edin. Yani nesil, ırk sevgisi değil. Onun taşıdığı sinsilenin hatırı için. Hazreti Hasan'dan gelen seyitleri, şerifleri düşünün. Ne kadar büyük insanlar. Mesela bugün Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerine ne diyoruz? Ebul Alemeyn. İki bayrak sahibi. Anası da Ehl-i Beyt, babası da Ehl-i Beyt. Mesela Seyyid Ahmed Rıfai Hazretleri. Ebul Alemeyn. İki bayrak sahibi. Anası da seyit, seyide babası da seyit. Yani onun için bunları taşıyor. Yani o Hazreti Hasan'ın şahsında Resulullah aslında bunları öpüyor. Bunların neslinden gelenleri öpüyor. Veya Hazreti Hüseyin neslinden gelenleri öpüyor Efendimiz seviyor. Ve şöyle derdi Allah'ım ben onu seviyorum sen de sev onu seveni de sev. Elhamdülillah. Yetişemedik, görmedik ama seveni de Allah bizi onu sevdiğim için Allah bizi de sevecek inşallah. Seviyoruz. Tabi Hazreti Hasan ve Hüseyin'i seven beni sevmiş. Onlara kin tutan da bana kin tutmuş olur. Onlar benim dünyada öpüp kokladığım iki reyhanımdır. Yani ikisi için söylüyor. Hasan ve Hüseyin cennetlik gençlerin iki seyididir buyurlar. Tabi Alba bin Ahmer sonradan sahabe olmuştur. Birinden naklediyor. Hazreti Ali kendisi Hazreti Fatıma ile evlenişini şöyle anlatır. Burada tekrar başa dönüyoruz. Ama içinde bir şey var. Diyor Resulullah'tan kızı Fatıma'yı istedim. Zırhımı ufak tefek bazı eşyalarımı satarak 480 dirhem para temin ettim. Resulullah bu paranın 3'te 2'sini süs eşyası bir kısmını işte ev eşyası falan sayar yine ve ondan sonra bize çocuklarımız doğmadan önce de kızı Fatıma'ya da kendisi gelmeden çocuklarını emzirmemesini söyledi. Fakat bilakara Fatıma Hüseyin'i Resulullah gelmeden emzirdi. Ama Hasan'ı babasını bekledikten sonra emzirdi. İşte ne, bir şeyler yaptı. Bu sebeple Hasan Hüseyin'den daha ilim sahibiydi. Kırtlağına giden Resulullah'ın o hurma şeyi oldu. Ama Hüseyin çok ağlıyordu. Babasını beklemeden süt verdi. Çünkü Resulullah dedi, ben gelmeden çocukları emzirme. Böyle bir şey olmuş. Şimdi burada emre bir isyan falan söz konusu değil. Ana şefkati bazen her şeyin önüne geçer. Yani düşünün Hazreti Zeynep en çileli kızı
Resulullah Aleyhisselam'ın kocası küfür safında. Yani olmaması lazım. Ebul As bin Rebi küfür safında. Netice yakalandı, öldürülecek. Yani bir savaş esiri olarak getirildi. Zeynep validemiz bir şekilde konuştu kocası. Çünkü çocuğu var. Yani Ümame'nin babası. Dedi ki babandan benim için şey iste. Yani himaye iste. Ve tabii Zeynep nasıl söylesin? Çünkü kaç gün oldu konuşuldu. O sabah belki öldürülür korkusuyla Zeynep validemiz mescidin kapısını penceresini açtı Hane-i Saadet'ten. Dedi ey Müslümanlar, Ebul As bin Rebi benim himayemdedir. Resulullah selam verdi. Olmayacak bir şey. Efendimiz'e uzak dur ondan. Çünkü o dinimizde değil kızım. Şeyini koru, değerini koru. Ama o bir anda böyle bir şey pencereden söyledi. Yani Ebul As bin Rebi benim himayemdedir. Efendimiz'e ya ben doğru mu duydum? O Zeynep'in sesi miydi? Evet ya Resulullah. Siz de duydunuz mu? Evet duyduk. Ve kocası için himayemdedir dedi. Sübhanallah. Efendimiz kalktı evine gitti. Kızım dedi böyle yapmana gerek yok. Senin himayen bizim de himayemiz. Ama Zeynep validemiz ne kadar utanıyor, ne kadar ağlıyor. Baba mecbur yaptım. Bu çocuk onun çocuğudur. Bu çocuğun babasıdır o. Efendimiz tamam kızım, tamam. Şimdi orada bir isyan değil. Dikkat edin. Şefkatin, merhametin çok ağır basması. Ve Efendimiz'e bir muhalefet yok. Efendimiz deseydin biz himayeni kabul ediyorduk. Ve tabii o himayeyle serbest bırakıldı. Gitti Mekke'de alışverişini, vereceğini, alacağını hesaplaştı. Erkekçe çıktı geldi Müslüman oldu, sahabe oldu. Burada da Hazreti Fatıma annemizin böyle bir isyan sözü anlaşılmasın. Evet. Ve tabii bunlara olan sevgiler, mesela Peygamber Efendimiz ikisini severmiş. Şimdi günümüzde bazı tabular vardı. Bu gençler görmediler. Bizler yaşadık. Büyüğümüzün yanında çocuğumuzu sevemezdik. Yani büyükler de duysun. Büyüğümüzün yanında çocuğumuzu kucağımıza alamazdık. Terbiyesizlik addedilirdi. Yani çocuğum olmuş, oğlum, kızım, ne tez öyle o oğlum kızım. Benim nenem vardı, benden küserdi. Oğlum dedim mi, oğlansız kalmıyorsan derdi. Oğlum. Ya o nene, işte vaka benim oğlum yani. Everdiyiz elhamdülillah. Allah bize de bir çocuk verdi. Sevemezdim. Nerede yer öteyim. Büyükler böyle yapmazdı. Büyüklerin büyüğü Hazreti Muhammed ne yapardı? Bundan kimsenin haberi yok. Efendimiz birini tayin etmiştir göreve. Çocuklarını seviyor. Hazreti Hasan Hüseyin'i, Üsame'yi geliyorlar, seviyor. Resulullah sen bu kadar bu çocukları seviyorsun. Benim 10 tane çocuğum var, vallahi bir günde öpmemişim. 10 çocuğum var, daha bir gün birini öpmemişim. Allah Resulü diyor, Allah kalbinden merhameti almışsa ben ne yapayım ya? Çocuk sevilmez mi Allah aşkına? Öpülmez mi, okşanılmaz mı? Ama bize öyle derlerdi, büyüklerin yanında çocukları sevmek ayıptır. Neyse ki şimdi ben inan torunum çalışsa evladıma sevin bunu ya bu çocuk ağlıyor burada. Kucağına ne oğlum kızım kucağınızdan sevin. Ya sünnettir sünnet. Hazreti Resulullah'ın sünnetidir aleyhissalatü vesselamın. Ama bize yanlış anlattılar. Allah kalbimizden merhameti beynimizden aklı almışsa biz ne yapalım? Kimse karşı çıkmadı bir şey söylemedi. İnanın ilk zamanlar ben Urfa'da vaaz hutbe verirken bazı tabuları yıkarken neredeyse bizi yıkacaklardı. Bunları söylerken büyükler evimize geldi. Oğlum terbiyeli ol, akıllı ol. Senden evvel ne hocalar geldi geçti. Ya ben ne evvel hocalar geldi ben Resulullah'a anlatayım arkadaş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam severdi. Demiş ki Allah'ım ben bunları seviyorum. Sen de sev. Ne kadar güzel. Ve Hasan ve Hüseyin ki onlar benim dünyadaki kokladığım iki reyhanımdır. Yani Rahan, Urfalılar der ya, Rahan, Reyhanımdır. Hasan ve Hüseyin'i seven beni de sevmiş, onlara kin tutan da bana kin tutmuş olur. Şimdi Ehl-i Beyt'e zulüm edenler mezarın öbür tarafında neler yaşıyorlar bu hadise göre. Evet, Hasan ve Hüseyin
cennetlik gençlerin seyitleri diyor. Ebu Eybel Ensari naklediyor. Hani bir cahiliye toplumundan gelmişler. Efendimiz 7 ay bu zatın evinde kaldı. Daha sonra ailece, yani onun hanımı Resulullah'ın hanımlarının yanına gider, kendisi mescide gelir. Demiş ki ya Resulullah, yani sen gerçekten bunları çok mu seversin? Nasıl sevmem? Bunlar benim dünyada kokladığım iki reyhanlarımdır. Nasıl sevmem? Ve Hazreti Abbas radıyallahu anh diyor ki Resulullah'ın o vefatına yakın son hastalığında ziyarete gelmiştim. Ve kendisinden sonra Hazreti Ali müsaade isteyip Hasan ve Hüseyin'le birlikte içeriye girdi. Resulullah son demini yaşıyor. Hazreti Abbas radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah, bunlar senin evlatlarındır. Yani Hasan ve Hüseyin o zaman işte 7-8 yaşlarında. Resulullah evet dedi, amca onlar senin de evlatlarındır. Yani sen benim amcamsın, bunlar senin de evlatlarındır. Hazreti Abbas, ben onları severim. Yani Hasan ve Hüseyin dedi. Ve tabi sen onları sevdiğin gibi Allah da seni sevsin amca. Sen onları sevdiğin gibi. Ve Resulullah Efendimiz bir gün cenazelerin konulduğu yer, yani mescitte, Medine'de ölenlerin cenazelerinin getirilip koyulduğu bir yer vardı. Dışarı değil, mescidin ön tarafında böyle yumuşak kumluktu. Ve işte orada Resulullah Efendimiz oturuyordu. Hazreti Hasan ile Hüseyin güreşmeye başladılar. İki kardeş güreş tutuyorlar. Tabi Hazreti Ali, Hazreti Fatıma ve Hazreti Abbas, bunlar Hüseyin'i destekliyorlar. Hüseyin küçük ya, ha Hüseyin, ha Hüseyin, ha gayret Hüseyin diye destekliyorlar. Efendimiz de bu işe baktı, o da gülerek ha gayret Hasan dedi, göreyim seni oğlum, yakala Hüseyin'i deyince Hazreti Hasan kayırdı. Hemen Hazreti Ali ve anneleri Hazreti Fatıma dedi ki ya Resulallah, baba sen değil mi ki Hüseyin'i kayırmalıydın? Çünkü o çocuk, Hasan ondan büyük. Yani bizim beklentimiz sen Hüseyin'e taraf olacaktın. Resulullah Efendimiz dedi ya baksana kızım, şu Cibril Hüseyin'i destekliyor. Siz Hüseyin'i destekliyorsunuz. Hepiniz diyorsunuz, Cibril de diyor ha Hüseyin, ha Hüseyin. Görmüyor ya, bakın Cibril aleyhisselam o hanenin bir sakini. Yani iki çocuğun güreşine müdahale edecek kadar mütevazi. Ama haşmetini görsem ödüm patlar. Efendimiz'e Miraç gecesi Cibril'i bütün haşmetiyle gördüm. 1000 pare kanadı vardı, 1000 pare. Parça değil yani, nasılsa her bir kanadının bir paresi 1000 pare şehri yerle bir edecek büyüklükte, azametteydi. Orada öyle gördü. Burada da bir taraftar. Ha Hüseyin, ha Hüseyin. Diyor, ben de dayanamadım. Ha Hasan dedim, ha gayret. Ya hepiniz onu destekliyorsunuz. Tabi görmüyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Hasan'ı destekledi. Ha, netice kim kimi yendi rivayet yok. Onu merak etmeyin. Yani bize ravi demiyor, Hüseyin yendi, Hasan yendi. Gelmediği için biz de bilmiyoruz. Onların güreşi önemli. Abdullah İbn Mes'ud diyor, radıyallahu anh, bu tabi önemli bir sahabedir. Yani Peygamberimizin Mekke'de ilk yedilerden birisidir. Yani ilk 7 sahabeden kendisi söylüyor, ben 7.'yim, Bilal da der 7.'yim. Her neyse, Allah hepsine razı olsun. Belki birbirinden haber yoktu. İlk Müslüman Abdullah bin Mes'ud ve Hazreti Ömer'in deyimiyle ilim dağarcığı. Yani ilim yüklü bir insandı. Fiziken kısacık bir şey, küçücük bir şey. Ama Allah ona öyle bir zeka vermiş ki efendim 2000'e yakın mı, yanlış söylemeyeyim, ve daha fazla mı hadis rivayet eden bir sahabedir Abdullah bin Mes'ud. Hazreti Ömer'le birbirini çok sever. Fakat bu küfe var ya, küfe. Küfe valiliği, küfe kadılığı meselesi. Ben bazen Urfa'da bir cami var, imam dayanmaz o camiye. Diyelim küfe mescidi. Aynen küfe.
Hangi hoca verirlerse mahalleli dernek müftülük edilecek çevi bu hocadan razı değiliz. Senede bir iki hoca. O küferler de öyle. Sa'd bin Ebi Vakkas o şehri yaptı. Oranın ilk kadısı valisi. Onu beğenmediler. İftira attılar. Başkası gitti. Abla-i Mes'ud gitti. Ammar İbni Yasir gitti. İbn Abbas gitti. Hepsine dedikodu. Yani küferler çok değişik bir topluluk. Zaten Kerbela hadisesi onların yüzünden oldu. Neyse tabii şimdi küferler söylemiyorum yani. Şimdi zaten isim Necef oldu. Tabii bu insan oraya vali olarak gitti. Beğenmediler. Hazreti Ömer değişti. O sırada İbn Mes'ud büyük bir hizmet başlatmıştı. Yani fıkıh dersleri açıyordu. Ki kendisi küfe ekolunun başıdır fıkıhta. İmam Ebu Hanife küçük yaşlarda ben İbn Mes'ud'u gördüm sakalını kına yakardı diyor. Bakın İmam-ı Azam bunun ilk talebelerinden o 7 yaşlarında 8 yaşlarında. Tabii bunun hizmetini çekemediler. İftira. Hazreti Ömer aldı görevden. Çok üzüldü. Çünkü orada bir tezgah kurmuştu, yarım kaldı ve geri dönmek zorunda kaldı. Yerine Ammar İbn Yasir gönderdi. Bu da dönüşte Hazreti Ömer'e darıldı. Millet küskün anladılar. Araları açık anladılar. O günlerde de Hazreti Ömer radıyallahu anh şehit edildi. Ve hemen münafıklardan biri koştu geldi dedi İbn Mes'ud sana bir müjde vereyim. Ne müjdesi dedi? Ve Hattab'ın oğlu Ömer'i vurdular. Gitti. Öldü. Ömer mi dedi? Emir-i Müminin. Evet. Dedi sen ne anladın? Yani biz küsülü ben ona yürek mi soğutacağım Ömer şehit oldu diye. Adam böyle yakasına diyor. Bana bak be adam diyor. Biz Ömer'le ihtilafımız Allah içindi. Şimdi onun ölümünü duyunca ben çok üzüldüm. Bak şimdi bilsem ki Medine'de Ömer filan mahalle filan sokaktaki bir köpeği sevmiş okşamış. Vallahi Ömer'in hatırı için gider o köpeği bağrıma basarım. Sen ne diyorsun ya? Ben Ömer'le olan bir şeyim öyle Allah korusun bizimki gibi değil ihtilaflar. Biz de bugün birbirimizi asmaya, kesmeye, yok etmeye, neslini tüketmeye, yani cemaat asimilasyonu yapmaya kadar işi ileriye götürüyoruz Allah korusun. Tabii akıllı insanlar Allah korusun için asla bunu yapmaz. Yani kim olursa olsun biz kıbleye dönene saygımız vardır. Secdeye gidene saygımız vardır. Ehli imana saygımız vardır. Olabilir. Değişik düşünebilir. İşte ilk cevabı veriyor. Yani sen ne zanıyorsun? İşte bu zat yani ilmin dağarcığı olan zat diyor ki ben gördüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken yani nerede görmüş? Camide görmüş. Evine girmezlerdi. Ancak Resulullah davet eder. O bir ortam hazırlarsa o ayrı bir şey. Resulullah namaz kılarken secdeye varınca Hasan ile Hüseyin onun sırtına bindiler. Dedelerinin sırtına bindiler. Tabi orada bulunanlar çocuklara mani olmak istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dokunmamalarını işaret etti. Bu bir şeydir yani nafile namazdır. Farzda bile olmuş bu. Dokunmamalarını işaret etti. Namazı bitirince de onları kucağına alarak dedi beni seven bu ikisini de sevsin. Beni seven bu ikisini de sevsin. Ve hatta farz namazı kılırken torunu Ümame'yi kucağına almıştır kız çocuğunu. Onunla rükû'a secdeye gitmiştir. Bunlar gene aynı şekilde secdeyi uzatmıştır ki o çocuklar köprü etmişler dedelerini. Karnının altından geçiyorlar. Efendimiz biraz böyle geniş tutarmış. O çocuklar biri girdi tamam bitsin sırtından atlayıp bir daha. Sırtından Efendimiz secdesini uzatırdı. Bu çocukların hatırı için. Yani evde bir çocuk şey oldu mu hemen çimdiki vurmayın. Yani yeri o tarafa falan veyahut eline ayağına vurup hanım falan bu, bizde tabii kızdı mı erkek enigiye sahap çık. Evet enik ne der? Köpeğin yavrusuna ne affedersin. Enigiye sahap çık. Resulullah Efendimiz bakın secdede sırtını biraz daha kamburlaştırıyor. Çocuklar karnının altından geçsin diye sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bakın Enes bin Malik radıyallahu anh yani iki kulaklı Enes Efendimizin terbiyesinde 10 yaşında verildi ve 18 yaşında verildi. 18 yaşına kadar 10 yıl peygambere hizmet etmiş bir sahabedir. Enes bin Malik. Allah gençlerimizi de Enes bin Malik etsin inşallah.
Hakikaten Enes bin Malik gençliğimize bir örnektir. Uzun ömürlü yaşadı. Fakat ne diyor biliyor musunuz? 10 yıl peygambere hizmet ettim. Es-sah hizmet. Evine gitmiyor. Efendimiz yarın pazartesi oruç tutacak diye sahur yiyeceğini hazırlar Efendimizin. Mescide gelir beraber yerler. Hurma, su, başka bir şey yok. Yani yiyecek pek bulamazlar. 10 yıl diyor hizmet ettim. Bana bir gün of demedi. Yani yeter arkamda gezme, şunu etme demedi. Ve tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra, şimdi sıkı durun, diyor ki bir gecem yoktur ki Resulullah'ı rüyamda görmeyeyim. Yani 18 yaşında, 20 yaşında Resulullah'tan ayrıldı. 90 yaşlarında vefat etti. 70 sene bir gecem yoktur ki Resulullah'tan kopuk bir rüya göreyim. Resulullah'ı mutlaka rüyamda görürüm. Rüyamda görürüm. Yani çok da böyle rüyalarını anlatmıştır. Konu o değil diye kafanız karışmasın. O diyor ki Enes bin Malik yani Resulullah'ın evinin bir sakini. Efendimiz sahibül üzneyn, iki kulaklı. Diyor ilk söylediğinde ben kulaklarıma baktım. Yani ne demek sahibül üzneyn? Yani iki kulaklı. Ya kadar hepimiz iki kulaklıyız. Ya kulak deyince başka kulak akla gelmesin. Ya Efendimiz iki kulaklı diyor. Baktım esas iki kulaklı. Efendimizin şakaları yani latifeleri çok latif, çok kibar. Ve diyor ki bir defasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı secde ederken Hasan ile Hüseyin gelek sırtına binince secdeyi uzattı. Orada bunlar ya Resulallah secdeyi çok uzatmıyor musunuz? Efendimiz şöyle buyuruyor. Torunlarım sırtıma binince acele etmek istemedi. Ha bu farz namazda olan bir şey. Çünkü acizdiler. Resulullah Allah-u Ekber deyip kalkmıyor. Nedir bu? Torunları. Yani onun için acele etmedim. Ebu Hüreyre anlatıyor. Bu da Ebu Hüreyre anlatıyorsa Ebu Hüreyre 7. yılda. Şimdi bu siyer derslerinde bunlar çok önemli arkadaşlar. Ebu Hüreyre ne zaman Müslüman oldu? Hemen arşivi kurcalayacaksınız 7. yıl. Heyber'in fethinden sonra geldi. Demek ki bu olay 7. yıl sonrası. Evet, bu çok önemlidir. Yani şimdi bazen arkadaşlarımız bir şey anlatıyor asr-ı saadetten, örtüşmüyor. Havada kalıyor. Tutmuyor. Çünkü o zaman bu yoktu. Ha, bu varsa o seneden sonra olur. Ne diyor? Resulullah yanımıza gelmişti. Bir omuzlarında Hasan, bir omuzlarında Hüseyin vardı. İkisini sırtına almış. Ve Resulullah yanımıza gelinceye kadar bir Hasan'ı öpüyor, bir Hüseyin'i öpüyor. Orada bunlardan biri dedi ki, ey Allah'ın Resulü onları seviyor musun? Dedi, onları seven beni sevmiş olur, onlara buğz eden de bana buğz etmiş olur, buyurdular. Hazreti Ömer anlatıyor, diyor ki Resulullah Hasan ve Hüseyin'i kucağına alır, şöyle dua ederdi. Allah'ım, Allah'ın sizi şeytanlardan, zehirli hayvanlardan ve kem gözlerden korumasını niyaz ederim. Bu tabi Arapçası da var şeyde El Eskar'da İmam Nevevi'nin. Bazen çocuklara muska falan yazanlar bunu yazar, Arapçasını yazar. Ama Türkçe'de dua edebilirsiniz, Kürtçe'de dua edebilirsiniz, Arapça dedi, Allah her dili anlar Celle Celaluhu. Ve Resulullah'ın bakın üvey oğlu Ömer bin Ebi Seleme anlatıyor. Hazreti Ömer'in üvey oğlu, Ümmü Seleme'nin oğlu. Ama Efendimiz onu öz oğlu gibi severdi. İşte ey Ehlel Beyt ayet-i kerime indi ya, Allah sizden günah kirlerini gidermek, sizi tertemiz yapmak ister. Tabi bu ayeti Ümmü Seleme'nin evinde nazil oldu, annesinin evinde. Resulullah kızı Fatıma'yı, Hasan'ı, Hüseyin'i çağırdı. Onları bir örtüyle bürüyüp örttü. O sırada Hazreti Ali arkada geride bulunuyordu. Onu da o örtüyle bürüdü. Sonra dedi ki Allah'ım bunlar benim ehli beytimdir. Bunlardan günah kirini gider, kendilerini tertemiz yap diyerek dua etti Efendimiz. Tabii bu duayı yapınca hanımı Ümmü Seleme dedi ya Resulallah ben de onlarla birlikte miyim? Yani bu duayı yapıyorsun, çocuklar var, ben varım. Efendimiz sen yerindesin ve bana hayırlısın. Yani Ehl-i Beyt diyemedi Efendimiz çünkü kızından gelmiyor. Ve tabi Hazreti Ayşe de böyle bir hadisi anlatır. Resulullah diyor bir sabah üzerine siyah kıldan dokunmuş nakışlı Yemen işi bir örtü bulunduğu halde
Erkenden çıkınca yanına Hasan bin Ali geldi. Onu hemen örtüsünün içine aldı. Sonra Hüseyin geldi, onu da yanına aldı. Sonra Fatıma geldi, onu da örtüsünün içine aldı. Daha sonra Ali geldi, onu da örtüsünün içine aldıktan sonra demek nasıl bir abaymış? İşte yine bu ayeti, ey ehli beyt, Allah sizden günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Ahzab suresinde 33. ayet. Tabi Resulullah'ın Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için ben bunlarla sulh yapanlarla sulh olurum, bunlarla çarpışanlarla da çarpışırım buyurduğunu rivayet ediyor. Ve Efendimizin yine hanımı Ümmü Seleme annemiz diyor ki Resulullah kızı Fatıma'ya dedi ki kocanı ve iki oğlunu bana getir. Fatıma onları getirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Heyber ganimetlerden Hiseme düşen altındaki kumaş, bir kumaştan bahsediyor ve onların altlarını serdi. Daha sonra şöyle dedi: Allah'ım bunlar Muhammed'in ailesidir. İbrahim'in ailesinden esirgemediğin gibi Muhammed'in ailesinden de rahmet ve bereketini esirgeme. Sen hamde layık ve yücesin. Yani Allahümme salli Allahümme barikteki mana. Tabi bunlar çok önemli. Mesela bir tane Ebu Ammar anlatıyor. Vesile bin Eska. O şairdir aynı zamanda. Bu Huza kabilesinin ileride gelenlerindendir. Yanında oturuyordum dedi. Oradaki hariciler, şimdi bu harici akımı maalesef günümüzde de var. Ama bilmeden var, ama bilerek var. Her manevi değere saldıran bir topluluk. İşte adını değiştirmiş, rasyonal etmiş, bilmem ne etmiş, bir şeyler etmiş ama işleri karları ehli imanın tasavvufi yönüne saldırma. Örneğin mesela bir mübarek gece o geceye saldırıyor. Efendim bir tesbihat ona saldırıyor. Bir manevi değer anlatılıyor, ona saldırıyor. Kur'an'da var mı? Kur'an'da var mı? Kur'an'da var mı? Evet. Kur'an'ı da bilse gamimem. Maalesef harici zihniyeti günümüzde de kamufle edilmiş bir şekilde maalesef geliyor. Televizyon ayağıyla evimizde, akademisyen ünvanıyla evimizde, profesör ünvanıyla evimizde. Hadislere saldırıyor, sahabeye saldırıyor. İşte sizin de aklınızı çeliyorlar. Ya hocam hakikaten bu iş Kur'an'da var mı? Bu iş şeyde var mı? Tamam, Kur'an'da olmayanları çıkarak güdük bir İslam kalır karşımızda. Çünkü konuşmayan bir peygamber olur mu? Hazreti Muhammed'siz bir din olur mu Allah aşkına? Biz ilk önce inen ayeti Hazreti Muhammed nasıl anladı, nasıl anlattı oraya müracaat ediyoruz. Yani bundan evvel bu kadar müfessirler geldi geçti. Dünya çapında İmam-ı Kurtubi gibi, Fahreddin Razi gibi, efendim Allah hepsine razı olsun, İbn-i Kesir gibi bu insanlar Kur'an'ı nasıl anladı, hadisi nasıl anladı, nasıl anlattı? Günümüzde böyle güdük bir şey biliyor, adam bakırsın saldırdı. Saldırdı ya, bu hadis diyor, mevzu hadistir. Bu efendim münkerdir, bu bilmem nedir. Sübhanallah, yani Allah bunlardan muhafaza. Şimdi haricilerden birisi Hazreti Ali'nin adı anılınca ona küfür ettiler. Hazreti Ali'ye küfür ediyorlar. Minarelerde Ehl-i Beyt'e küfür ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir dönem yaşadık. Onlar kalkınca Vesile bana dedi otur dedi. Bak sana ben Ali'ye küfür edenlerin, haricilerin durumu hakkında sana bir şey anlatacağım. Bir gün Resulullah'ın yanında oturuyordum. O sırada Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin geldiler. Resulullah hemen onların altlarına abasını serdi ve şöyle buyurdu: Allah'ım dedi Ehl-i Beyt'imi koru. Onların maddi ve manevi kirlerden temizle. Bunun üzerine benim ya Resulallah benim için de dua et. Ve ne güzel bunlara dua ettin. Dedi sana da aynısı. Deyince Vesile bin Aska radıyallahu anh vallahi diyor benim en çok güvendiğim, umutlandığım şey Resulullah'ın bu duasıdır. Yapmışlar işte. O dönemde maalesef Hazreti Ali'ye hakaret etmişler. Ama Allah razı olsun daha sonra bir Ömer bin Abdülaziz geliyor. Hutbenin sonunda İbadallah ittekullah fele'letullahil aleyhim ehlel beyt. Düşünün hutbenin sonunda Ehl-i Beyt'in üzerine lanet olsun.
cemaat da amin diyor. Ömer bin Abdülaziz Emevilerin o adil halifesi, Hazreti Ömer'in de torunudur aslında. Ve o hutbeden bunu kaldırıyor. İnnallaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba ve yenha anil fahşai vel münker ayetini o gün oturttu. Allah ondan ebediyül ebed razı olsun. Kabir de hemen sınırın ötesi İdlib'dedir, Suriye'dedir. Ama oralarda bombaladılar. Ömer bin Abdülaziz. Zaten zehirlediler Emevilerin devleti. 40 yaşlarında vefat etti. 2 yıl hilafette kaldı. Fakir kalmadı ülkede. Zengin alacak fakir bulamadılar. Tellallar çağırdı. Zekata ihtiyacı olan varsa gelsin. Adamı o Emevilerin devleti yavaş 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 götürdü. Allah kendisine razı olsun. Hutbede kurtardı Ehl-i Beyti. Ha minarelerde devam etti. Övgü devam etti, sövgü devam etti. Allah kendisinden ebediyle ebed razı olsun. Selahaddin-i Eyyubi adil. O geldiğinde minarelerden bunu kaldırdı. Bir zaman vardı Urfa'da. Salih kardeşimiz falan yetişti. Minarelerde ezan okunurdu. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Onun yerine Ehl-i Beyt'e de peygambere ve onun şeyine salat selam. Selahaddin Eyyubi koydu onu da. Allah razı olsun. Daha sonra Diyanet ezana ekmiş gibi doğru bir hareket. Yani millet ezanın bir parçasıymış gibi. Urfalılar dışarı gider derdi buradaki ezanı ile ilgili. Niye? Ya salat selam okumuyorlar. Salat selam ezanın parçası. Ben hacda Urfalı bir arkadaş dedi ya burada bak peygambere salat selam okumuyorlar. Kurban olun Urfa'nın taşına toprağına. Tabi burada alışmış ya. Sonra Diyanet onu usulen hepimiz de izah ettik. Doğrusu budur arkadaşlar. Ezan budur yani. Ve yerine oturdu. Düşünün minarelerimize senelerce sahip olamamışız. Ehl-i Beyt'e hakaret edilmiş. Minberlerde hakaret edilmiş. Ve işte o zat da bunun için kendi kendini yiyor. Daha sonraları maalesef daha kötü sonuçlar da işte Kerbela'yı getirdiler bilmem ne oldu. Allah bir de o günleri yaşatmasın. Şimdi Müslümanlar biraz daha şuurlu. Ben Müslümanları söylüyorum. O harici zihniyetini çıkarıyorum. Daha şuurlu, daha iyi. Ehl-i Beyt'i de seviyor. Peygamberin evlatlarını da, ahfadını da seviyor. Hatta benim gibi amiler bazen onun devesinin bastığı toprağı bile öperim derim. Çünkü peygamberdir aleyhissalatü vesselam. Allah'ın Resulüdür. Ona çok hürmet göstermemiz lazım. Ehl-i Beyt'ine hürmet göstermemiz lazım. İnşallah önümüzdeki derste de bu Ehl-i Beyt'i Hasan ve Hüseyin'i kısmen de olsa anlatmak isterim. Çünkü Ehl-i Beyt'i bilmek de önemli. Çünkü Efendimiz diyor ya ben sizden ücret istemiyorum illa meveddete. Yani meveddet istiyorum akrabalarıma fil kurba. Ya onların hakkını istiyorum. Onların hakkı Kerbela'da doğranmak değildi. Yani orada 70 küsur Hazreti Hüseyin'le beraber Ehl-i Beyt hala ciğerlerimiz sızlıyor. Niye yapılsın bunlar? Peygamberin evladına, ahfadına sonsuz saygımız, sevgimiz var. Ben de bunu bitirmek isterim yani. Bütün detaylarla okuyalım inşallah. Allah onlarla bizi haşretsin. Ehl-i Beyt'le bizi haşretsin. Onların cedinin sancağı altında, bayrağı altında haşretsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.